Birodarlar, bir haftada bir marta fiqhi masalalardan, namoz, tahoratga doir masalalardan gaplashishga va'damiz bo'lgan edi. Bugun ko'p yo'liqib turgan narsamiz nopokliklardan poklanish bobida ozgina suhbatlashamiz. Biz hammamiz namozxonmiz, ayollarimiz namozxon. Shu ayniqsa ayollarimizga yetkazib qo'yadigan ishlar bor, yaxshilab ahamiyat berib turasizlar. Namozxon odamni kiyimiga yoki idishiga najosat tegib qolsa, shuni qanday poklanadi? Inshaalloh shuni gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Babul anjas. Najosatlar bobi. Najosatlardan poklanishlik bobi. Buni tinov kuni bu kitobdan gaplashgan edik. Ko'pchilik olibdi bu kitobni. Alhamdulillah. Kitobi yo'qlar uchun bir eslatma. يَطْخُرُ الشَّيُّ عَنْ نَجَسٍ مَرْئِيٍ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَاِنْ بَقَى أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَائِ وَبِكُلِّ مَا يِلْمَزِيلٍ Narsalar körünüp turadigan necasetler tegip kosa, körünüp turadigan necasetke kon, mesal. Kimizge kon tegip kaldı, siz namaz okuşu iskerek, şu bilen kandayı okuladı. Şu kon ketkünce yuvas. Bazı bir oq kiyimlerge kondu dağı kop getirdi. Dağı kop getse zarar yok. Siz yakışılab, yuvup, işgalab, tozalaşge hareket kılayın. Dağı kopsa zarar yok, namaz okusayız buladı. Nima bilen yuvuş diyem kızıgı yok, kança yuvuş diyem kızıgı yok, şu asarını ketkisayız buldu. Ya ki bir tezak tekip kaldı, maldı tezakı tekken bosa, Şu joyda asarı, şu narsa tekken narsani yo'qotib yuborsangiz bo'ldi, pokiza bo'ladi, shu bilan namoz o'qisangiz bo'ladi.